Evet arkadaşlar, zayıf arının başındayım. Uçuş az, polen gelişi hiç yok, hemen hemen yok. Bu sene polen kıtlığı var, çiçek olmasına rağmen güneyden ve güneybatıdan esen rüzgarların çiçekte polen tutmamasından kaynaklı bir polen zayıf gelişi var. Bu sene polen beklentiden az. Tip tabloya bakayım ne durumda. Evet. Karıncalar mum ve polenleri taşıyorlar. Onun haricinde ortada en son verdiğim geçen seneden kalma, kıştan kalma dibinde invert şeker kurumuş olan çerçeveyi temizlemiş. En sağ çerçeveye çalışmış. Onun haricinde bir tane yavru çürüklüğünden kaynaklı, üşümeden kaynaklı bir iki tane larva dökmüş. Söküm yapmış. Evet. Biraz polen gelmiş gibi gözüküyor. Çerçevelerde polen durumuna ayrıca bakacağım. Polen varsa polenleri yavruya yedirmeye çalışacağım. Yine iki yerde, en sağ taraf çerçevede iki yerde mum kurtu sökümü olmuş. Herhangi bir formik asit vermediğim halde arı sökebilmiş, zayıf arı sökebilmiş. Bu benim için iyi bir şey. Temizledim ve takıyorum. Bazı bölgelerde bu mevsimde altını komple alıyorlar. Ben yazın dahi çok sıcak olmadığı sürece, aşırı içerideki faaliyet aşırı kalabalık olmadığı sürece alt tepsiyi takılı tutuyorum. Çünkü herkes gündüz sıcaklığına bakıyor. Oysa gece sıcaklığı önemli. Gece sıcaklığı düştüğü zaman alt tepsi fonksiyonunu yerine getirmesi lazım. Evet. 6 senedir kullandığım ana arı ızgarası, demir ana ızgarası tabii koyunca tam arada boşluk bırakmış. Yanlarda bir sıkıntı yok ama arkada tam düz olan yerde sıkıntı var. Muhtemelen tam oturmadığından kaynaklı. Bunu da bu plastik ana ızgarasıyla değiştirdiğim zaman üşüme problemi de ortadan kalkar. Şu an kat arası komple dört tarafı açık anladığım kadarıyla. Mimari ne halinde? Bağlamış mı? Evet. Propolis bağlamış. Yani üst çerçeveleri, verdiğim çerçeveleri kabul etmiş ve mum bağlamış. Propolis bağlamış. Kenarlarından tutturmuş. Şimdi evet. Çerçeveler ana arı ızgarasına değmiş. Burada bir mum düzeltme çabası var. Evet, burada da mum düzeltme çabası. Evet, yavrulu alanın kenarında biraz bal var.
Evet. Üste ortaya bal koymuş arkadaşlar. Gelen balı üste ortaya koymuş. Yani şurası komple bal. Polenle birlikte karışık bal. Polen de koymuş. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Mum düzeltme çabası. Arı herhangi bir streste gözükmüyor. Burada bir tane yabancı böcek vardı, onu attım. Şimdi katı kaldırayım. Evet, katı kaldırdım. 6 yıldır kullandığım ana ızgarasının tadı. Mangallık olma dönemi gelmiş. Arı ne yapmış? Arıya mum örmüş. Üst taraf daha soğuk olduğu için, üstten soğuğu yememek için arıya mum örmüş. Kenarlar dışarıda kaldığı için. Şimdi bakalım burada ne var önünde. Su yememek için biraz bağlama yapmış. Mum bağlamış üstten. Kapatmaya çalışmış. Şimdi bakayım bunda ne var. Günlük yumurta var mı diye bakıyorum hepsine. Herhangi bir günlük yok. Bu duvar çerçevesi. İyi, sakinliği iyi. Evet, burada açık ve kapalı yavrular var. Bunlar şimdi. Burada da açık ve kapalı yavrular var. Yeni sütlenmiş yavrular var. Burada da günlükler var. Evet, burası da komple günlük. Ana arı günlük atmış. Kapalılar çıktıktan sonra.
Evet, burada da açık ve kapalı yavrular var. Burada da açık ve kapalı yavrular var. Dördüncü çerçeve açık ve kapalı yavru çerçevesi. Bazı kapalılar üşüme kaynaklı üst kapaklarının sökümü var. Yine açık ve kapalı yavrular. Çerçevesi. Altı sıkıştırıyorum. Kenarına bir tane bir metal tas koyuyorum. Bir tane de suluk koyuyorum. Yakın çevrede şu an su çekebileceği yer yok. Aralığa da su koymadım. Bozulmasın diye. Suyunu koydum. Mızgarasını oturttum. Güzelce. Katını koydum. Alttaki sıcaklığı koruyabilsin ve üstte de daha rahat çalışsın diye çuvalla üstünü kapattım. Z yaptım. Şimdi tekrar çuval kapatıyorum. Gölge yapması için.
Çünkü tahtanın altında herhangi bir strafor yok. Evet. Artık bu ana ızgarasının miadı bitti. Roşet nerede kullandığım bir ana ızgarasıydı. Artık da kullanmayacağım, gerek kalmadı. Bununla artık mangal yaparız. Tuva açıklığı da çerçeveyle kapattım. Daha arılar oradan kaçak giriş yapamayacaklar. Aynı zamanda soğuğu da kesecek, dört tarafından soğuğu da keser bu vaziyette. Üşüme sorunu ortadan kalkar. Geceleyin.